I know a dark, secluded place, a place where no one knows your face. A glass of wine, a fast embrace. It's called Hernando's Hideaway. Olé. All you see are silhouettes, and all you hear are castanets, and no one cares how late it gets. Not at Hernando's Hideaway. Olé. At the Golden Finger Bowl or any place you go, Uncle Max and everyone you know. But if you go to the spot that I am thinking of, you will be free to gaze at me and talk of love. Gerçekten kalıyor muyum? Öyle görünüyor. Aa, çok teşekkürler Mesut Bey. Saat neredeyse 12 olacak.
Yok, yemek hazır değil. Hemen alışveriş gideyim. Ya gerek yok. Şimdi üst, ben söyledim yemek. Şimdi onu çıkartayım. Üstünüze önlük giyeyim. Mutfakta olacaktır. Ben... Hollanda, bu halleri çiğneyim kimin aklına gelirdi? Bunu da yazacağız. Neden? Ben eskisi daha güzeldi. Size fikrinizde sorun olmadı. Geçin. Olmuyor mu? Bu iş için fazla beceriksizim. A dark, secluded place. A place where no one knows your face. A glass of wine, a fast embrace. It's called Hernando's Hideaway. Büyük bir sanatçısın. Paris'te 5 senedir yaşıyorsun ve tam olarak
1800. Al şunu. Umarım lezzetlidir. Lezzetli görünüyor. Neyse bak. Bu evi tutmak senin fikrinde. Ve benim bu lüksün altından kalkacak param yok. Ve ben bir çek yazdım. Hatırlatmama gerek var mı bilmem ama hesabımda 5 kuruş para da yok. Çek mi yazdın? Evet, sen de sandın. Endişelen. O ben kendi param. Ben parayı yatırırım. Umarım. Dinle. Siz emekliyken ben birkaç kez telefon ettim. Sen de sanki bir müşterine konuşuyor musun diye yaparsın. Böylece itibarını artırmış olursun. Görüşürüz mü çekilecek? Sana güveniyorum. Bayan işiniz mi? Hayır, işmez sonra gelecek. Aa, anladım. Demek öyle. Kapıya baksanız da demek diyorsunuz. Bu da şeref için. 5200. 3400. Şunları. Bu akşama kadar bana 300 frank bulabilir misin? Evet, çantamı bir bakayım. İşte bakın teyze nasıl? Yalnız çabuk olursanız evet. Alın 100 frank. Sadece bu kadarınız mı var? Hayır, bekleyin. 150, 220, 240, 280, 290, 291, 398. İşte ne çabuk saydınız. Alın. Çantamda ne kadar olduğunu biliyorum da ondan. Evet, evet, ben seni yakın zamanda öleceğim. Paraya göre buraya gel, çabuk. Gel, arkanı dön. Bunu açalım. Ama dön. Teyze saçlarını böyle çok seviyordu. Size teyzenizden bahsetmeyi yasaklıyorum ya. Tarayalım. Sadece. Kahve alırız.
çok güzel bir eviniz var. Evet, bu evde 15, yani 5 yıldır yaşıyorum, evet 5. Bunlar sizin çalışmalarınız mı? Ah, evet. Ama zahideler var da, zahideler. Evet, öyle. Bu çok hoşuma gitti. Aa, onun olayı 4 boyutlu olması. İzleyin beni. Evet, şimdi bakın. Böyle bakınca Niagara şelalesi, bu şekilde Eyfel Kulesi, böyle Pisa Kulesi, sabah saatlerinde Paris'in caddeleri. Ve dahilane bir çalışma. Hiç şüphem yok ki ticari açıdan bir yaratıcılık söz konusu. Ben resimlerimi pazara çıkarmayı pek sevmiyorum. Değerlerimin düşmesi istemem. Ayda 4 resim bana yetiyor. İnsan aç gözlü olmalı değil mi? Resimlerinizi pahalıya mısınız resim? 400 bine. Pek de pahalı değil misin? Ne? Sabina! Konuşmaya müsaade edecek misin artık? Tamam Sabina! Şöyle ki, anneciğim ben doymam doyuyor, kapat çeneni. Aa, madam biraz şey pasta alır mıydınız, krem alır? Biz krem almazsa pek sevmeyiz. Aa, ne yazık. Mutfakta bir kalın sütlü çikolata olacaktı. Hemen onu getireyim, merak etmeyin. Genç adam pek tuhaf. Küçük hanım! Anneniz ayağını yakmış, öyle mi? Müşterim olsa gerek. Alo, sayın bakanım. Kadın sesiyle konuşan çok bakan tanıdığınız var mı sevgili kediciğim? O sayın bakanım, beni kadın sesiyle sevgili kediciğim diye mi çağırdı? Ne uygunsuz davranış. Burada dönen her şey unut. Kalk buradan gidiyoruz. Tabii ki yeter. Burada son sözü ben söylerim. Tabii ki Mösyö Dandy'nin geçmişte sevgileri olmuştur yani. Eğer bu beyefendi bizim Laura'cığımızın eline dokunabilmeyi umuyorsa eski defterle kapatması gerekiyor. Anneciğim ben doymadım. Siz batı davranışlarınızla, bizi planlarınızla az geçirmeye çalışıyorsunuz değil mi Mösyö? Hayır, gerçekten öyle bir şey yok. Malak değil dedi. Tabii öyle kesin. Malak cidden öyle bir şey yok. Yani ben sanırım. Ah, bu ne yapmadım olsa gerek. Ben cevabım değil. Alo, kim dediniz? Madam Ariana Clarence. Hayır madam, siz de çok iyi biliyorsunuz ki burada madam Clarence adında biri yaşamıyor. Ne yaşamayacak? Burada Mösyö Dandy yaşıyor. Kızımla evlenmek üzere olan Mösyö Dandy. Ah! Aman tanrım! Bu kadın benim keçileri kaçırdığını söylüyor. Hemen gidiyoruz dedim. Evet. Aslı. Mösyö Dandy olanlar için çok üzgünüm. Endişelenmeyin. Her şeyi yoluna koyacağım. Yalnız hazır eşim de yokken size bir şey sormak istiyorum. Acaba diyorum, benim için bir nude çalışması yapabilir miydiniz? Kayınpederiniz olacağıma göre fiyatlı bir şey düşünüyorsunuz herhalde. 200 bine mesela. Anlaştık o zaman. Yalnız umarım çok bitirirsiniz. Görüşmek üzere dostum. Geldim Sabina. Eşim. Resmi 4 kazdı beni. Parayı versin. Benim de gitme vaktim geldi. Kapıya bakın sonra gidersiniz. Ormanlar. Bu dünya üzerinde huzur bulabileceğim tek bir yer varsa o da vahşi ormanlardır. Tavuğu getirmişler. Söyleyin geliyor musunlar? Neden? Siz açmayın mısınız? Yani... Alo? Bakın, bu Ariana Clarence meselesi sıktı artık. Benim geleceğimi mahvettiniz. It's called Hernando's Hideaway. Only all you see are silhouettes.
and all. You hear our castanets and go. One cares how big it gets. Wildcat Hernando's hideaway, ole. Peki ya para ne olacak? Bugün pazartesi. Perşembeye kadar internet ödemeleri için ödedim.
ya ibraz edilirse? En fazla hapse girersin. Hoşça kal Türkiye'de. Nü. Resimden hiç anlamayan bir adama nü çizmek zorundayım. Yani halkı yuttum. Hep elimde modelim bile yok. Monsieur, bana daha fazla ilgilenmesi olmadan emin misiniz? Tabii ya, neden olmasın? Aa, geç bari, geç böyle. Buyur. Otur. Marie, biliyorsun ki ben bir sanatçıyım. Ooo, zavallı Monsieur. Ve işin yazısı ki bu da bilmiyor. Benim bir resim çizmem gerekiyor. Düşündüm de belki sen bana yardımcı olabilirsin ben. Ben mi? Fakat benim resmim çok kötü görünüyor. Hayır hayır, sizden bana resim çizmenizi istemiyorum. Sizden bana poz vermenizi istiyorum. Ama asıl durumu bir şey benzer mi sizce? Denemekte fayda var tabii şimdi. Benim de istediğimden değil de, yani aslına bakarsan ben bu işi hiç istemiyorum. Ama ne yaparsın, bir siparişim var. Gerçekten mi? Demek müşterileriniz de var. Evet, ve bunun müşteri çiçek resimleri yerine nü bir resim tercih ediyor. Neyse, bana söylesene, daha önce bir nü gördün mü? Siz beni ne çeşit bir ahmak olarak görüyorsunuz? Mali bak, sana gerçeği söylemenin vakti geldi. Ben borca batmış haldeyim. Bu akşama kadar 120 bin frank ödemezsem beni hapse atacaklar. Ve bu parayı ödememin tek yolu da resimden geçiyor. Yani kaderim sizin ellerinizde. Ama onca borcu bir resimde nasıl ödeyeceksiniz? Ödeyeceğim. Yani resmi teslim ettiğimde 200 bin frank alacağım. O zaman yemin ederim. Annenizin üzerine yemin ediyorsunuz ki bu işle ilgili temelleriniz yok. Yemin ederim. Bir saniye bekleyin. Elinizi kaldırın. Şimdi tekrar edin. Annemin üzerine yemin ediyorum ki bu işle ilgili temellerim yok ve Meriden sadece hapse girmemesi için poz vermesini istiyorum. Annem üzerine yemin ediyorum ki bu işle ilgili kötü temellerim yok. Meriden sadece hapse girmemem için bana poz vermesini istiyorum. Ha, o zaman anlaştık. Bu hallere düşeceğimi söyleseler de inanmazdım. Yardım eder misiniz? Hayır hayır, burada çıkartmayın sizi. İçeri gidin, orada çıkartın. Evet. Böyle görürlerse ne dedikodular çıkar.
Yok canım, ne rahatsızlığı. Yakınınızdan geçirdim, uğrayalım dedim. Keyiflisiniz madam, ne iyi. İyi etmişsiniz, ne iyi etmişsiniz. Sizden ses çıkmayınca biraz endişelendik mi oğlum? Bir dakika yanına da olsa uğrayalım dedim. Evet, ne iyi etmişsiniz gerçekten, evet. Evet. Clever'la acaba Mösyö'den bir bizi neden anlıyor diye pek tanıyorduk. Nerede falan değilsiniz bu arada. Sanırım geçen gün sizi biraz kırdım. Bazen kan beynime sıçıyor, kendimi kontrol edemiyorum. Sırf beynimle kalsak. Sanırım ben o rezil yemekten dolayı özür dilerim. Yani sizi arayacak kimse bulamıyordum. Neyse, ayetlerinizi alır mıydınız? Hayır! Peki? Evet, biz buraya asıl Laura Jenkins konusunda sizinle konuşmak için geldik. Hangi Laura'cık? Bizim Laura Jenkins. Aa, kendileri neredeler bu arada? Kendileri buradalar. Aa, doğru ya sevgili Laura'cık, yani Mademoiselle Laura, nasılsınız, iyi misiniz? Biz de buraya sizin Laura ile ilgili düşüncelerinizi öğrenmek için. Kızınıza karşı çok temiz duygular besliyorum. Evlilik ciddi bir kurumdur. Fakat günümüzde bu gerçeği göz ardı ediyorlar. Ama bizim zamanımız... Sabrıcanım! Lütfen sözümü kesme. Kısaca söylemek istediğim şu ki, sizin bu yaşınızda bile zaman zaman kendinize hakim olamadığınız... Aa, Sabrina! Bizim bu konularımız söyle, erkek erkeğe konuşmamız lazım olmaz mı? Ben o erkek erkeğe konuşmalara gelirim. Şimdi başlasın, akşama kendinizi kılavuz vermeyesin. Böyle büyüleyici bir resim. Öyle biliyorsunuz. Yani bitirdiğimde teslim alabilirsiniz.
dokunmayın. Böyle kalsın, ben bayılırım soyut resimlere. Gerçekten mi? Ben bu resmi böylece alıyorum. Bence bu büyüleyici bir resim. Siz de zaten güzel bir prenderim. Kalanını da yarın getiririm. Şimdi izninizi istiyorum. Kız arkadaşımla randevumlar. Genç kalacak olursam beni mahveder. Öyle vahşidir ki kaplanım benim. Roar! Sizinle bir gün tanıştırmam gerekiyor. Yalnız aman dikkat! Gerçi siz onun tipi değilsiniz. O olgun erkeklerden başladı. Tekrar teşekkür ederim. İyiler misin? İyiler. Vahşi bir kaplan gibi. Olgun erkeklerden başladı. Aa doğru ya, çıkın sizi unuttum. Odada da unuttum, ben de kıyafetlerimi giydim. Mahvettiniz. Artık böyle resimler seviliyor. Monsieur, canınız sıkan bir şey mi var? Evet var. Yani bazen kendi kendime soruyorum. Ne oluyor? Gerçekten yani bu olanlar gerçek mi? Ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum ben? Ne yapıyorsunuz? Dizinize dokundum gibi geldi. Dizinize dokundunuz? Öyleymiş gibi hissettim yani. Mösyö o zaman beni affettin ama bu gibi durumlarda teyzem böyle yapmamı temizlemişti. I know a dark, secluded place. A place where no one knows your face. A glass of wine, a fast embrace. It's called Fernando's Hideaway.
konuşup konuşmadığımı soruyorsunuz herhalde. Kim var abi? Sofismo. Tengo sito con el señor Javier. ¿Esta? Poquito, poquísimo. Sono burda. ¿Cómo? Señor Calli, aradı telefon. Arada diyorum. Fransızca konuşuyor musunuz? Yok. Evet. No. Anlaşmaya başladık. Señor Calli. Sí, Calli. Telefonier. Hayır, aramak yok. Burada beklemiyorsunuz. Aşağıda, kafede hani oturun. Kafe, kafe. Yahu, baştan başlayalım. Señor Calli. Sí, Calli. Evet, bueno, telefonía. Claro, ¿quién es decirme que señor Calli ha hablado por teléfono? Absolutamente. Biraz sizi yahu, sizi aradı. Yok. Ya, evet. Bueno. Şimdi ruhumu teslim edeceğim ama. Ay, niye? Ki komünikasyon. No, es tan complicado como para ser. Es en ave, es de ekranda bu ekran. Ha, hablado por el señor telefonía. Pero el café. Bueno, can difícil, amiga. Es tuísimo. Siz İspanyolca konuşabiliyor musunuz? Hey, dediğim İspanyol olur. Şaka. Şakanın sonunda sürpriz olacaksınız. Ve asla tahmin edemezsiniz. Edemedim.
konuşacaksınız. Ben buna kadar sayıp bitirene kadar kıpırdamak yok. Peki sonra ne olacak? Sonrasını söylersem ama sürpriz bir olay olmaz. Neyse başlayalım. Anahtar 1, anahtar 2, anahtar 3, anahtar 4, 5, siz nereye bakıyorsunuz? Daha yeni başladık. Siz nereye bakıyorsunuz? Monsieur'un bu işten yakasını nasıl sileceğini merak ediyorum. Hemen mutfağa. Devam edelim. 5, 6, 7, 7.5. Bu arada sizi benim mankenle tanıştırdığımda bu konudan söz etmek yok. Koruma da aman dikkat! Kesinlikle haber olmayacağım. Asla canım. Peki siz acaba hala ne yapıyorsunuz? Doğru sayıyordum değil mi? Hadi tekrar evet. 3. Aa 3'ü çoktan geçtiniz. 7.5'ta kalmış. Hay Allah aklım neredeyse. 8. Ama siz oyalanıyorsunuz. 9. Ah 10. İşte bitti. Gelin şöyle benimle. Aynen öyle. Şimdi durun. Fettino! İşte sürpriz! Fettino! Klemi! Peronu hekemen Fettino'da yararıyor! Cevap versenize. Ben İspanyolcu bilmem ki! Haber de kasiyanız Klemi! Evet Fırat, tamam mı? Evet, evet, evet! Hiç konuşmama gibisi. Ne derse evet diye cevap veriyorum. Nasıl kontestler versiyonu? Evet! İlerden erkonlara karışmayın lütfen. Emredersiniz. Kimden bahsediyorsunuz siz? Hizmetçim şaşkıncadır. Boş yerin onun dediklerini. Mira Klemen, Mira! Neler veriyor? Kırılma hekimin kendini neler veriyor? Hiç sinirlenecek gibi görünmüyor. Ben nasıl sakinleşeceğimi biliyorum. Müzik! Babasıyla mı görüşüyorum? Ben Blaise Andre, 16. bölgeden.
sizden hemen çok fazla fırça istiyorum. Deponuz boşaldı. Benim bütün hepsini aldı öyle mi? Hep aynı şeyi söylüyorsunuz. Hayır. Evet biliyorum. Kaç tane sattım? 3 tane sattım. Ama hizmetçim 18 tane satmayı becerdi. Ama yaşlı keçi. Hayır efendim. Aklım başında. Alçak. İnsanın şansı dönmeyince dönmüyor. Nasıl canını sıkan yeni şeyler mi oldu? Elime 1000. Hatta 1000'den daha fazla fırça satma fırsatı elime geçti. Ama fırça bulamıyorum. Öyle mi? Kime satacaksınız o kadar fırçayı? Karniye. Ne kadar getirsem o kadar almaya hazır. Olamaz. Evet. Bizim köyümüzde bir fırça fabrikası olacak. Oraya arayalım. Karni çoktan oraya atmıştır. Denemekten zarar gelmez. Numaraları neydi? Fantrenler elektrik fabrikasının numarasını arayın. Alo. Merhaba Mademoiselle. Kimle görüşüyorum? Santral tabii ki. Bizi elektrik fabrikasına bağlar mısınız? Çok güzel. Bekliyor olacağım. Biraz daha var. Bu arada unutmadan hadi. 4 resim siparişim var. Ve bunun karşılığında 2 milyon alacaksın bu arada. Neden şimdi hemen dalga geçiyorsunuz? Hayır, dalga geçmiyorum. Siz çok yetenekli birisiniz. Yani bayağı yetenekli birisiniz. Öyleyse bana poz vermeniz gerekiyor. Ne? Yoksa resim çizemem. Ama benim çok önemli işlerim var. Siz poz vermezseniz ben de resim çizemem. Peki o zaman. Şöyle geçin. Şöyle. Bunun üstüne çıkın. Karşıya bakın. Elinizi belinize koyun. Evet, çok güzel oluyor. Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Monsieur, size bir şey söylemem gerek. Dinliyorum. Dün sizi istemeden vurdum. Bana hiç öyle gelmedi ama. Monsieur, ben sizi... Alo, evet, Latifik mi? Benim annen Alev. Çalışanlarından garsonun yeğeniyim. Evet, ben Paris'teyim ve yanımda çalıştığım Monsieur sizden bir adet fırça istiyor. Aslında miktar pek belli değil. 50 bin de olabilir. Yani ne kadar varsa. Ne kadar istiyoruz? Bir saniye bekleyin lütfen. Ne istiyorsun? Monsieur, 50 bin de fırça satın almak ister miydin? 50 bin mi? Evet istedim. Alo? Evet. 50 bin de fırça istiyoruz. ne karardan mı? Sakın kapatmayın. Yine de var. Monsieur, fırça başına ne kadar ödemeyi istersiniz? 400 frank. 400 frank. Anlaşıldı Monsieur. Alo? Evet. Fırça başına 400 frank teklif ediyoruz. Evet, bu son fiyat. Nereye mi teslim edilir? Monsieur Dambri'nin evi. Anne Mert'in caddesi. No 18 numara. İyi günler Monsieur. Ya bir rahat vermeyecek misiniz? Fırçalarla ilgili. Tanesini 500'den satıyorlar. Olmaz. En fazla 450 veririm. Ya 500 ya 1. Peki 500 olsun. Şu anda pazar yapabilecek tamamda değilim. Beni rahat bırakın. Kapıyı açın. Mademoiselle Laura Kelly burada. Eyvah. Merhaba. Merhaba Mademoiselle. Hangi rüzgar attı sizi böyle? Sizi yanınıza görebildiğim için ne kadar mutluyum bilemezsiniz. Aslına bakarsanız yalnız olduğumu söylenemez ama... Sakın yanlış anlamayın. Anne ve babam harika insanlardır. Ve genellikle sözlerinden çıkmamaya çalışırım. Yalnız, evlenmeden önce sizi daha yakından tanımak istiyorum. Anlıyorum babam. Fakat yani bilmem bekar bir erkeğin evinde bulunmanız ne derece uygun olur. İsterseniz aşağıya inin. Ben hemen hazırlanırım. Siz hiç merak etmeyin, hemen inin. Ne kadar da eskip olsunuz. Sizden isteyeceğim şey kafada atmanız mümkün değil. Nedir öyle benden isteyeceğiniz şey? Peki, size bir teklifim var. Havuza gidelim mi? Madam ne diyorsunuz? Yani havuza gideriz tabii de aşağıda beklersiniz beni. Ya bacaklarınız çarpıksa? Bacaklarım çarpık değil. Neden aşağıda bekleyin? O zaman kulaba gidelim. Hemen hepsi adaks ederiz. Madam ne diyorsunuz? Aşağıda bekleyin beni lütfen. Kulaba gidin lütfen. Ne olur aşağıda bekleyin beni. I'm not
Madam sakın oraya girmeyin. Yani bir şey yapmamız gerekiyor. Evet. Yoksa mahvolur. Laura! 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 Laura neredesin? Laura rahatsız etmiyorum umarım. Ah yok canım ne rahatsızlığı. Mari sen git mutfağa bak. Belki aradığım şey oradadır. Eğer oradaysa bırak orada kalsın kıpırdatmayayım ben. Şey bir tane. Önemsiz bir şey ya. İşim yönetim kurulu toplantısında kızım ne işleri kursuna olunca ben de fırsattan istifa edeyim seni ziyaret edeyim dedim. Ne yetmişsiniz madem fakat ben buradan bugün biraz meşgul. Şimdi şöyle karşılıklı oturalım oradan buradan konuşalım istedim. Oturmamın sakıncası yok umarım buraya kadar yürüyerek geldim. Stüdyo yemek odasında değil. Hiç baktın mı? Evet Stüdyo. Ne yapacağız? Eyvah, seni içeri gitmeden halledeceğim. Evet ya, minik bir kaplumbağacık. Küçük minicik evi dolaşıyorlar. Demek burada mı? Hayır madam, beni ziyaretinizde şeref verdiniz yani. Biraz kısa oldu ama olsun. Biraz daha oturabilirim. Hem vakit kaybetmeden size bir şey sormak istiyorum. Öncelikle şunu söylemeliyim ki, bu sabah o kapıyı açıp da hizmetçinizi öyle görünce şaşkına döndüm. Doğal olarak çok kızdım. Ama sonra anladım, evet evet. Eşim anlattı, sadece işinizi yapıyormuşsunuz. Evet, sadece işimi yapıyorum adam, evet evet. Asıl konuya gelmek istiyorum. Acaba diyorum, kızımla evlendikten sonra sadece natürmört çalışmalar yapmaya başlasanız? Komşumun dans provası var da onu söylüyorum. Daha da Portdeniz hatta. Ama buranın dışı uygun değil. İçeride işte. Gelin şöyle. Profiller resmini yapsanız nasıl olur sizce? Ben de çok yakışır. Sağ olun. Çok güzel bence de. Şöyle bütün. Hay Allah. Fırçalar alınmışım. Tüh. Ne yapıyorsunuz siz orada? Eve gitmek istiyorum ben. Ben sizin talimatlarına kadar kıpırdamak yok. Evet. Adam onlara evlenecek olamazsın. Yapacak bir şey yok. Hem aramızda kalsın ama pek de güzel dans edemiyor. Çok da güzel dans ediyorum. Sesli ol bakayım. Biliyorsun, söyle hani konuştuklarımızı dinlemek yok. Biliyorsun ki annenin babam çok yakınlarda. Hatta siz neye bakıyorsunuz? Yani sizi... Ne? Bize köyümüze iki gidiş dönüş bileti lazım. Neden? Mari, sizden hoşlanıyorum. Aa, komisyon bu hey. Ne güzel bir çift olmuşsunuz böyle. Sana açıklayacaktım her şeyi yani. Bana bir şey açıklama gerek yok. Her şey apaçık ortada. Nerede kaldınız ben Sevda Bey? Sizi bekliyorum. Şimdi ilk durağımız kütüphane. Üç değildi. Bir, iki, üç. Başlıyoruz. Kes o kes pasta. Bir bayısı da geldi.
hayatımın resmi olamaz. Ne? Defol gidin evimden. İsteseniz de kalmam zaten. Mari. Efendim nasıl bulayız? Teyzenizi ziyarete gidelim. Gidelim. Bir gün aşk. Mariciğim. Kapa çeneni. Of, düşünemene geç kaldım zaten. Şimdiden bir yere bak. Destinokası Denokos. Defolun diyorum. Thank you.
Çok heyecanlıyız tabii ki. Çok mutluyuz, çok gurur duyuyoruz çocuklarımızla. Mutluluğumuz şundan. Bizi geçen Haziran'da izleyenler vardı, sahne 19'u kurmuştuk. Bugün çok çok anlamlı bir gün. Sahne 19 birinci yılını sizinle kutluyor. İyi ki geldiniz, iyi ki bizimlesiniz. Yapan aslında gençlerin enerjisi, sanata inanan, sanatla atan kalpleri çok teşekkür ederiz.